Senin için öleyim, öleyim. Senin için öleyim ben. Niye sen ölüyorsun? Sen benim her şeyim sen. Mustafa mı? Mehmet mi, Mustafa mı? Mustafa. Her şeyindi. Her şeyim benim, hepiniz. Ben onun için öleyim, o beni geri dönse ne olur? Sen Mustafa için ölüyorsun ama Mustafa seni bıraktı. Beni bıraktı. Benimle 4 sene durdu. Kaç yıl? Ondan sonra 3 sene sonra gitti. Kızıma. 4 yıl evli kaldınız. 4 gün evli durdu. Evli, hala evlisi. Evli durdu, resmi nişanlı. He. Bir hemen arkada. 4 yıl benden evli durdu, ondan sonra 3 sene gitti. Hı hı. Ondan sonra bir kadına dedi ki, ben dedi bir kadına gideyim dedi. Hı. Kadın bana telefon etti, dedi ki böyle böyle dedi, ben dedi evlendim dedi, Mustafa Korkmaz elinden alayım. Bu da dedi ki benim düğünüme gel dedi adam. Ondan sonra bana hoş oldu, beş oldu, cezaevine girdi. Hı. Cezaevine girdi, paraları, kızın çocuğuna 4 sene baktım, ayağım sakat. Ameliyat oldum, düştüm. Çocuğa ondan sonra bakacağım bir ayağım çadır demirine takıldı, çocuğu ayırt ettim. Ayten teyze dur, daha ayak takılma, onu olmasın. Şimdi siz ne zaman evlendiniz Mustafa Korkmaz'la? Ben Batunacığım, eşim... Kaç yıllık evlisiniz? Ben 4 yıllık evliyim, bir dine. 4 yıllık evlisiniz? 4 yıllık evliyim, 3 sene oldu gideli, ben de 27 yıllık evliyim. Bir yıl beraber kaldınız evli o zaman. Evli eşimi. Evet, 27 evliydin. Yıllık, 27 yıllık eşim evlendim. Evet. Ondan sonra o da beni 27 yıllık onun için boşadı, Mustafa Korkmaz'ın için. Eşimi beni aldattı. Dedi ki ben dedi bekarım dedi. Ben dedi seni alacağım dedi. Ayağı ayağıma bastı. Dur Ayten teyze, dur sakin. 27 yıllık bir evliliğin vardı. He. Sen Mustafa için, he, Mustafa Korkmaz için 27 yıllık evliliğini bitirdin. Bitirdim. Eşim bitirdim ben. Peki... Siz nasıl tanıştınız bu Mustafa'yla? Sen benim, o zaman demek ki evliyken Mustafa'yla beraber oldun. He, beni dinle. Evli miydin sen? Bizim evimizin yanına yakınıdı. Sakin. He. Adamın evi yakınıdı. Sen dedim evlisin. Ki, he. O 27 evliyim, yıllık dakika, işin ben nesi? Ben evliyim. Ondan sonra bir şeye çıktım, bir tepeye çıktım ben yakın. Tepe derken hani böyle. He. Bir elime termos aldım. Yavaş çocuklara yavaş. Dedim ki yavrum dedim, şu adama çağırın bana bir termos açsın dedim. Adam dedi ki ben dedi Koçsar'dan dedi evlendim, nişanlandım dedi. Bir dakika. Geri sen termosunu döndüm. Açtırmak için kimi çağırıyorsun, Mustafa'yı mı? Geri döndüm dedi. Ben dedi bekarım dedi, seni alacağım dedi. Bana ayağı ayağına bastı. Siz termosunu açtırırken mi tanıştınız? Termos açtı, çay içtik. Evine götürdü. Davet etti. Ben dedi alacağım, seni dedi alıyorum dedi. Nikah yaptı. Biz seni adamına beraber durdum, adamın evinde. Eşimi bıraktım, 27 yıllık eşimi. Çoluğum, çocuğum beni istemiyor. Kim istemiyor, ona vardı değil. Evden atıyor kızım. İstemiyor, gelme Ayten diyorlar. Ayten teyzeciğim bir dakika. Sen eşim termosunun için yardım, yani termosunu açsın diye Mustafa ile yardımcı oluyorsun. Mustafa termosu bana açarken... Bana bekarım diye, adam bekarım diye. Tamam, sana bekar olduğunu söyledi ama sen evlisin. He. Sonra Mustafa sana diyor ki ben seni alacağım diyor. Alacağım diyor, ben de eşimle ne çıkaracağım. Siz o gün tanıştınız. Tanıştık. Tanışır benim... tanışmaz ilişkiniz başladı mı? Başladı. Evine götürdü beni. Evine götürdü. Evine götürdü, davet etti, çay içtik, ekmek yedik, oturduk, bulaşıklarını yıkadım. Oturdum, ondan sonra hoş oldu, beş oldu. Ben dedi, seni dedi, ondan sonra bir aydır dedi, gözlüyüm dedi bana bir daha. Bir aydır seni mi takip ediyormuş? Bir ay dedi, yolumu bekledim dedi. Aha. Leyla'm dedi, bana Leyla'm diyerek konuşur. Ben de ona tamam diyerek konuşurum, ölürüm, geberim bana olsun, ne olursa olsun. Bana bunun her şeyi bana olsun. Peki sana, senin ismin Aytanken, Aytanken, niye Leyla'm diyor? İyi. Niye Leyla'm diyor? Leyla ile Mecnun'dan dolayı mı? Leyla dedi bana. Bana Leyla diyerek konuşur. Adımı demedi. Peki Ayten ablacığım siz kaç yaşındasınız? Ben mi? Ben 58 yaşındayım. Adam da var 60 Peki, yaşında. Peki bir görebilir miyim? Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50-60 var Mustafa. Onun küçük olduğuna bakma. O şey resim, o şimdi daha etti yani ha. Kaç yaşında Mustafa? 50-60 var. 50-60? He. Orada ama... öyle... 50 mi 60 mı? Öyle, bana öyle görünüyor. Şimdi bu hangi fotoğrafı, ne zaman ait bu? Bu fotoğraf ne zaman ait? Mesela internete atmış, internetten buldum ben. Yeni fotoğrafı? Yok, yeni değil, eskiden. Eski? Eski. Eski fotoğrafı. Gençlik fotoğrafı mı? He. Ama Mustafa 82 doğumlu. Yani Mustafa 39 yaşında. Siz...
Ondan 22 yaş büyüksünüz. Büyüksünüz de aldı beni. Ha? Beni aldı. Tamam, sizi aldı. Aşkın yaşı yoktu. Hep böyle konuşuluyor. Peki bu gen... Beni kandırdı. Nasıl kandırdı beni seni? Beni kandırdı, kulağıma girdi. Beni alıyor, onu boşuyor, onu alıyor, beni boşuyor. Şimdi... Dur Ayten teyzeciğim. Peki senin eşin, sen Mustafa ile görüşmeye başlayınca... Sen şimdi kocana ihanet ediyorsun. İhanet etmiyorum. Eşim de o bakmadı, o da bakmadı. O da bakmadı. O da başa boşadığı kartını geri getirdi. Anladım. Ama bunu siz onunla boşandınız mı sonra? İyi. Çocukların seni ret mi etti? İret ettiler, bakmıyorlar. Babalarını ihanet ettin diye. Senin hayatın Mustafa mı oldu? Benim hayatım bu oldu. Ne yapayım, ne olayım, darım kolum yok. Her şeyler bitti benim. Siz ne zaman evlendi, yani nasıl evlendiniz? Böyle düğün dernek yapıldı mı? Düğün dernek de yani. Öyle gittim evine oturdum ben. Hayır, nikahında kim vardı senin? Nikahımda şey vardı oradan, arkadaş buldu, adamları buldu. Ondan sonra yığın mahalleden orada şeyden, nikahta adamlar... Ailesi seni gelin olarak kabul etti mi? Ailesine haber vermedi. Ha, siz onlar görmeden aldı, onlar görmeden kandırdı, onları da kandırdı, beni de kandırdı. Peki, evliyken mutlu muydunuz? İkiniz beraberken, mutluydum. Yan yanayken mutluydunuz. Mutluyduk. Peki Mustafa, bu kadar mutluluğun içinde seni niye terk etti? Bak hele şimdi benim adam icralığıydı. Adam ekmeği bulamıyordu, ekmeği ben götürdüm, karnı açlıktan ölüyordu. Cezaevlere girdi, cezaevlerden çıktı, para gönderdim, pul gönderdim. Ondan sonra güzelce yemez yedirdim, giymez, ellerden... ...kalmadı, istersen oraya ulaş. Anladım. Ondan sonra şeyde Aksaray'da cezaevinde yattı. Ne ucunu attı? Sen o cezaevine girdiğinde kocanı bekledin mi? Cezaevinde yattı. Cezaevinde yattı. Tamam. Paralar birer milyar gönderdim. Tamam. Sen o cezaevindeyken kocanla yazıştınız mı? Mektuplaştınız mı? Yok, bu cezaevinde sonradan oldu bu. Ben kızın çocuğuna baktım, onun verdiği paraları buna gönderdim. Diyor bana geri dönsün diye. Ay sen koruna bakıyorsun. Kızın çocuğuna baktım. Kızın sana para veriyor. He, kızım bana harçlık verdi. Hani... Niye veriyor kızın o sana o harçlığı? İşte ben çocuğa dedi ki bana bedava bakma dedi, parayla bak dedi. Tamam. Ben ama bunun evindeyim. O parayı sana aslında çocuğa baktığın için değil, senin de ihtiyacını, sen de ihtiyacını gör diye veriyor. İşte benim ihtiyacımı gör diye, çocuğa bakıyor diye verdi bana. Peki çocuk senin yanında mı kalıyordu? Çocuk yanımda 3,5 yaşında. Tamam. Çocuk senin yanındayken Mustafa da... Çocukla aynı evde miydi? Aynı evdeydik. Aynı evdeydiniz. İkimiz büyüttük çocuğu, adam da baktı. Adam da baktı, şimdi Allah için konuşuyorsak. Ümer ya tombim derdi buna. Ayten teyze, Allah için konuşalım. Mustafa kaç yaşında? Kızım sen da 30 bizi... yaşında. Ha? 30. 30, ya 30 şimdi geldi. Kızın 30 değil, Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50-60 var. Değil, Mustafa 39 yaşında. Bu öyle dedi bana, o zaman öyle kandırdı beni. Ben ne yapayım, o aldı ben verdim. Benim suçum yok bundaki. Peki, Mustafa'na seslenir misin? Mustafa'ya seslensene buradan. Mustafa'm, geri dön canım, ne olursun etme, kurban olayım, elini ayağını öpeyim. Ben senin için 27 yıldır senin için ver yer oluyorum, ne olursun gel bana, ne olursun ölüyorum. Ne olursun gel canım. Senden başka kimsem yok canım. Bir tanem. Ölüyorum seni hoca kuzum. Bir tanem, sen beni niye koduna gittin anam. Ölüyorum ben. 3 senedir vermen oluyorum kuzum ben canım. Gel bana dön beni kuzum. Mustafa Korkmaz'ın söz hakkı vardır. 3 yıl önce eşini terk ediyor. 3 senedir Mustafa'mı göremiyorum. Evlilik teklifini kim etti? Evlilik teklifini ilk kim etti? Evlilik teklifini kendi etti. Ben yandım, tuttum bana, tutuştum ben ölüyüm. Ben ondan başka kimselere varmam, ölürüm. Yok, sana kimse evlen demiyor zaten ondan sonra. Ölürüm ben, 27 senelik emeğim bozdum ben onun için. Öldüm ben, öldüse ölürüm, kaldırsa kalırım. 27 yıllık emeğin vardı değil mi? Eşim de var, ölen eşim de bu beni aldı getirdi. Ben onun için ben terk ettim bunun için. Ne olursunuz bana bunu getirin illa, ne olursunuz. Benim oğlum kızım bakmıyor bana, ne olursunuz. Ortada kaldım ben. Ayten teyze, ortada kalmasanız, Esra Hanım yardımcı olsa sizi bir yere yerleştirsek, unutun Mustafa'yı ya. Yerleştirin, keşke yerleştirdiniz. Olur mu? Ne var etmem.
Şöyle evde oturacağım var ya, kızım eşyasını akar yaldı gitti. Kötü bir kanepe, kötü bir kilim var. O zaman Mustafa'yı sevmiyorsunuz siz. Sırf Mustafa size yer sağlasın, baksın diye anladım, mi istiyorsunuz? Anladım, bakarım. Ben şöyle dişimi... Sevdiğiniz için mi? Bak karar verin. Mustafa'dan başka kimse olmadığı için mi? Mustafa'yı çok sevdiğiniz için mi? Mustafa'yı seveyim. Ne olursunuz etme. Esra Hanım bir şey söyleyeyim mi şimdi? Ayten şey teyze yersiz yurtsuz değil. Bir dakika. Bir kızı... Kızının bir kızım evladı var. Oğlum da bana ineli. Ben Ümeriye doğmuşum ile Mustafa'mın yanına giderim kızımın yanına. Ay Esra Hanım, bir şey bir dakika. Söylemek istiyorum. Benim şimdi şunu bir ayıralım. Kızının küçük bir evladı var. Kızının evladı olduğu için annesine de ihtiyacı var. Diyor ki anacığım sen gel. Sen torununa bir evladıma göz kulak ol. Ben sana zaten annem olduğun için ihtiyaçlarını gidermek için yardımcı olurum diyor. Ha, yeri yurdu var. Var. Bence onun derdi Mustafa. Zaten ama Esra Hanım diyor. Çocuklarım benimle konuşmuyor demişti. Çocuklarım da konuşmuyor. Ayten teyze bir şey söyleyebilir miyim? Kızın konuşuyor mu seninle? Ayten teyze bir şey söyleyebilir miyim? Ya bir adam için bu kadar kızarana kadar gözyaşı döküyorsun. Bari buradan da evlatlarına de ki ne olursunuz benimle konuşun ben diye. Ben evlatlarım istemiyorum. Bir de kocam benim. Ben de ay bir erkek için bu kadar nedir ya? Benim kimsem yok. Çocukların var. Çocukların var diyor. Çocukların. Benim kimsem yok. Meryem'den, Mustafa'dan başka kimsem yok. Kuzumdan başka. Şimdi. 4 sene baktım ayağımı sakat ettim. Çok normal mi yani evlatları için bu kadar? Evlatlarım, evlatlarım. Ayten teyze bir şey söyleyebilirim. İlle kocam bir dakika. Kimseden fayda yok. Kızın dese ki gel anne benimle ol dese. Ben kızım bana şöyle kapıyı aç. Bana bakmıyor. Bana fayda yok. Oğlum, oğlum bundan... arayışında çalışıyor. Zavallı. Lokantalarda çalışıyor. Kızım da kendi başına. Ya ne yapayım? Ne orayım? Ben hayır. Dağılım kolum yok. Işık Ayten parası, teyzeciğim. Para, duvar, Ayten para. Teyzeciğim. Ben vallahi şöyle kızın... yiyeceği ekmek bulamıyorum. Kaldım hayır, ortada ben. Kızın sana çocuğuna baktığın için harçlık veriyormuş. Sen o paraları biriktirmek yerine Mustafa'ya yedirmişsin. Şimdi eğil konuşalım, doğru konuşalım. Bak hele Esra, benim eşim diye ben verdim. Canımı verim onu hocam. Ya tamam, canımı ben anladın mı onu? Ben ne orayım, canımı verim. Kardeşi peki. Yaptı bunu. Anası gel, kardeşi gel yaptı. Kimse Mustafa yapmadı. Mustafa seni seviyor mu? Kimi? Mustafa seni. Seviyorum. Ha? Seviyorum. Sen seviyorsun, onu biliyorum. Mustafa seni seviyor mu? O da beni seviyordu. Kandırdılar, kardeşi kandırdı. Koya gitmeyek dedi, ben gidelim dedim. Koya götürmeyeyim dedi, evladım dedi. Onlar bizi dedi, ayırırlar dedi. Gitme dedi, ben illa gidelim, ana gelip görelim dedim. Koya gitti, geldi Ayten, beni attı. Ayten teyzeciğim, seni Mustafa ile kocanla ailesi mi ayırdı? Onlar ayırdılar. Bu oraya gittim, çok iyiydim. Ben şöyle dünyayla değişmem onu. Peki ben Mustafa'yı buraya getirsem... Seninle barışır mı? Bilmiyor barışacağını. Hayır, seni şimdi aile ayırdıysa o da seni seviyor demektir. Hani bak Ayten'im beni gönderme bizi ayırırlar dedi. Buraya gelse ben Ayten'le barışmak istiyorum der mi? Bana elin lafına niye gidiyor? Ben çoluğumu çocuğumu ağrına niye gitmedim? 27 yıllık emmeğimi bozdum bunun için. Öldüm ben, öldüm. Size şiddet uyguladı mı? Ben şöyle yollara fevren oldum onun için. Ayağıma batıyordu, Leyla batıyordu, onlara batıyordu. İlle gel, gel gidelim. Benim ailem oldu, benim hanımım oldu. Ben Ayten sana bir teyze ay size şiddet bekledim. Uyguladı mı bir ay, bir ay. Ha şiddet uyguladı mı size hiç? Şiddet Mustafa uyguladı Bey. Mı? Siz karakola gittiniz mi hiç? Biz mi? Ha, Mustafa sana hiç vurdu mu, dövdü mü seni? Zamanı doldu. Mustafa Korkmaz'ı bulduk şu anda telefon hattında. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasınız? Bir de sizden duymak istiyorum. 39. 39. Eşiniz evet. Kaç yaşında? 63 olması lazım 63. Şu an. 63. Öncesinde bir yıllıkta bir ilişkiniz olmuş. Neden ya Ayten bakalım, Hanım'la Ayten Hanım'la neden beraber oldunuz? Yani gerçekten bunu çok merak ediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Şimdi hani çok böyle kafamda oturtamıyorum. Sizin bu kadınla beraber olmanızın amacı nedir? Hayır, kızıyla beraber bunlar böyle bir örgüt gibi, tamam mı? İşleri güçleri yalan, çete. Yaptım. Çeteye içine düşünce farkına vardım. Bana dünya eşyamı zaten yaşayan emniyetinde, Kırıkkale yaşayan emniyetinde de var. Hı hı. Bunun eşyamı çaldılar. Tekrar eşya aldım, borçlandım. Bir dünya borcun içindeyim şu an. Oturaydım, oturaydım. Adamına da oturaydım. Ben Mustafa Bey şunu merak ediyorum. Adamına da oturaydım.
dediler. Peki nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Yani hani bunu durup dururken gökten zembille inmedi bu kadın. Nasıl tanıştınız? Nerede arkadaşlığınız başladı? Yakındı zaten. İlk baş kızıyla falan tanıştık. Sonra bu başıma şey oldu. Bela siz oldu. İlk kızıyla mı arkadaştınız? İlk kızı diye beni ilk baş bu kendi kızına diye tanıştırdı. Sonra bu başıma bela oldu. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Sizi onun bunu boşandı. Yalan söyleme. Bir dakika. Seni kandırma bir Emir Akşehir dedi. Kandırma. Bir dakika. Çıksın, yapmasın sana. Ayten teyzeciğim. Şimdi kızıyla yalan söyleme. Bir dakika yani söylesin. Bunu kızıyla nasıl tanıştırdı ya? Bütün o en başında itibaren bir anlatır mısınız? Bunlar aile boyu kardeşim. Siz kızıyla flört ettiniz mi? Geldiler. İş yerinin kamera kayıtları. Eski iş yerime geldiler bana işte. Siz yalan ilk söyledi, tanıştığınızda Ayten'in kızıyla flört ettiniz mi? Ya ben ciddi olarak yalan, Ayten'in kızı yalan, vardı, hep yalan. Benim kızıma yalan. Alın Ayten teyzeyi. Ayten teyze çık dışarı, ben konuşacağım bak. Olmaz. Önce benim bir dinlemem lazım. Şimdi şunu anlatın. Seni kızıyla tanıştırdı. İlk baş kızı diye sonra bunlar kızıyla beraber çöreklendiler kardeşim. Sonra annemle evleneceğim, annemin başına çöktüm falan diye yalan söylediler. Evet. Emniyete, iş yerine her türlü rezilliği yaptılar. Ben neye uğradığımı şaşırdım bir anda. Peki nasıl bir mesela? Ben bir yıl falan kız bundan falan gezmedim. Siz ben başıma çörek... Benim insan gibi evime gelip ertesi akşam kapının kilidini kırıp eşyamı topladım. Evde evlenmeden önce yaşadınız mı? Hayır. Yaşamadınız. Peki sana ya yani onun hayatı yalan, onun her şeyi yalan. Abicim bak abicim diyorum da hani laf ola. Şimdi yalan. Sen bir kadınla aynı evde yaşamıyorsan, aranda bir gönül ilişkisi varsa bunu ispat etmek çok kolay. Senin iş yerine gelip rezillik yaptığını söylüyorsun. Sizi zorla mı nikah masasına oturttular? Biraz öyle oldu. Zorla oldu. Çünkü zorla olmaz. Her gün iş yerine benim her gün iş yerime gelir. İş yerini bağlatıracağım, Mustafa Bey daha ne? Ya ben işi bıraktım zaten, bir yıl içinde işi bıraktım ben. Tamam, bir yıl. Peki, hiç onların... Benim kızımı tutuyor. Peki, onların evinde... Ayten ablayı alabilir miyiz? Ben çok zor yayın yapıyorum, lütfen. Ayten Hanım'ın evinde kızıyla ve torunuyla aynı evin içinde yaşamışlığınız var mı? Var. Fotoğraflar da var. Peki kaç yıl böyle yaşadınız? Bir yıl sürmedi. Ben zaten diyorum ya attım zaten. Ben attım. Evi de bıraktım. Her şeyi de bıraktım. Ben kendimi kurtardım. İşi de bıraktım. Her şeyi terk ettim. Ben onun yüzünden tazminatımı da alamadım. Her şeyimi alamadım. Benim hayatım kaydı. Ben viran oldum yani. Benim peki, hayatım bitti. Şu an bitti benim hayatım yani. Flörtten sonra... Şimdi sizin iddianız Ayten beni zorla kızıyla teşkilatlı nikah masasına oturttu. O nikah nasıl kıyıldı ya? Hayır deseydiniz, ben evlenmek istemiyorum, baskı var, tehdit var deseydiniz. Kardeşim her gün rezillik, her gün iş yerine gelme. Bir an psikolojiniz kalmıyor sizin. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Bak bunlarda büyücülük var, hap var, her türlü bir rezillik var bunlarda. Şimdi Mustafa Bey daha netleştirmek adına nikah masasına oturduğunuzdaki tehdit neydi? Yani. Tehdit neydi? Kızı mı tehdit etti sizi, annesi mi? Bakın, seni iş yerinden kovdurttular zaten mı? Zaten bırakmak zorunda kaldım hanımefendi. Bıraktım tamam, zaten. Mustafa Bey. Karlarla gittim, karlarla gittim. Bir dakika, Mustafa Bey. Sen o Kırıkkale'den kaçsaydın hemen, bak şimdi kaçmışsın ya evliyken, o zaman da kaçsaydın. Ben defalarca tayin belgesi verdim, kabul olmadı. En son işimi bırakmak zorunda kaldım. Peki ceza... Resmi nikahlı eşiniz Ayten Hanım'a mektup yazdınız mı? Hayır. Ama hanımefendinin gelirken getirmiş olduğu ekip arkadaşlarımın şimdi bana ulaştırdığı bir takım mektuplar var.
Ya onların hepsi uydurmadır. Onları hazırlamıştır. Onları bir çete. Hayır, ben bakın. Ben mektup falan yazmadım. Bana mektubu da gelmedi, yazmadım. Ama şimdi bakın, bunların üzerinde cezaevinden gelmiş olduğuna dair damgalar da var. Siz yani buradan... onlar her şeyi yaparlar. Onların Hümeyra adındaki ya, bir çocuktan... Hümeyra adındaki bir çocuktan bahsediyorsunuz. Bu Hümeyra kim? Kızının çocuğu. Bilir miyim? Ya ben şunu dinlemek istemiyorum. Bakın ben zaten rezil Hayır. oldum. Bakın ben bu kadınla ilgili bağlantı da daha kurmak kader istemiyorum. Kim? Daha da aramayın lütfen. Bir dakika Mustafa Bakın Bey. Ben... Kader kim? Kızı. Kızı. Siz ama bu mektuplarda hanımefendiye evliyken nasıl hitap ediyordunuz? Ayten mi diyordunuz yoksa farklı bir isim mi Bela, kullanıyordunuz? Bela. Bakın ben rezil oldum. Beni sürdürmek istemiyorum. Hanımefendi, beyefendiciğim. Leyla diye hitap ediyor muydunuz eşinize? Hayır. Bu mektuplarda Hümeyra'yı, yani o küçük kaderin çocuğunu, Hümeyra'yı çok özlediğinizi, çok merak ettiğinizi, kızına haline hatırını soruyorsunuz. Bol bol selam söyle. Hatta hayır ya. Bakın, burada bunlar görüldü damgaları uydurup, da var. Bakın, siz bu mektuplarda Ayten Hanım'dan para da bakın Ayten Hanım'dan bu mektuplarda ya bana harçlık da gönder, bana buradan yardım ol diye de gayet sevgi dolu mektuplar bunlar. Şeyden resmimi de kaldırır mısınız lütfen? Ekranı. Tamam, kaldırsınlar resminizi. Bakın bu mektuplarda yani bir eşin cezaevinden karısına yazacağı satırlar var. Getireceğim onu. Almayı biliyorsa gelmeye de bilecek. Korkmasın kimseden. Ben korkmayayım, o da korkmasın. Gelecek, geçmem. Yine dağımdayım, yine lağımdayım. Geçmem, boşanmam. Boşanmam. Ayten teyzeciğim, işte benim mesela cumadan beri bence... ekran başında izleyenlerin, sosyal medyada bu konuyu konuşanların, sosyal medyada gündem olmasından sonra herkes şunu soruyor. Şimdi ya bazen söylediklerim de yanlış anlaşılmasın. Sen şimdi böyle hani bizim bildiğimiz tonton, yaşını başına almış bir hanımefendisin. Tamam mı? Ben bundan geçmeyeyim. Gelecek. Tamam, buraya. Geçmiyorsun. Hani... Buraya getireceğim Efra'm. Hayat tarzın, yaşantın, ben ikinizi aynı ortama sokamıyorum. Hadi diyelim ki gönül bu. Isındılar, birbirinizi sevdik. Neden beraber olduğunuzu çözemiyorum. Yani bah mesela hele, bu termos... Aldı ben geldim kurbanım. Geçmem inkarımı. Nasıl Efra'm, aldı seni? Şimdi bütün Türkiye konuşuyor. Yalan, hep yalan. Onun lafları hayır, yalan. Bekarlar elinize termos alın demiş biri. Bekar, yalan. Yok, yok, hayır, yok, yok. Sen diyorsun ki bak, nasıl bah tanıştın hele, beni sen bununla? Haklı, beni dinle, sen haklısın. Bir dağın dibine çıktım, oturayım. Bir şeye ondan sonra diyorum, çocuk üniversitenin yanına. Adam da oradan geliyor. İki de çocuk dedim ki, yavrum şunu dedim, çağırın bir çayım. Bir dedim ondan sonra termosun kapağını atsın dedim. Adam da geldi, dedi ki ben dedi bekarım dedi. Ben dedi ondan sonra diyorum, şeyden boşandım dedi. Şu kızdan ayrıldım dedi. Ayten teyzeciğim. Koç sarıdan dedi. Hayır bak. Şimdi böyle bir durumda senin yanına gelse he. Der ki ya teyzeciğim tamam yardım olayım der. Hadi ablacığım der. Hadi hanımefendi der. Yani daha termosu açarken ben bekarım demez bahane, ki. Bana dedi ki bak bir dakika çok gözledim beni. Seni dedi gözledim oradan burada otururken dedi. Ha. Bana sen hep aynı yere gidiyordun. Bir yolumu bekledim dedi. Getireceğim o adamı. Ayten teyzeciğim bir ay boyunca seni takip etmiş. Takip etti beni. Takip etmiş. O balımı çekeyim böyle. Ağır yalanızdan kurban olduğum Allah çoluğuma çocuğuma kavuşmayın. Vallahi bak. Ben dedi Leyla'm dedi benim pacalarımı tüttün sen dedi. Benim kardeşim anam pacamı tüttün dedi. Benim kardeşim anam yok dedi. Ben iret ettim onları istemiyorum onları ben dedi. Tamam. Vallahi dedi bak. Ailesizim kurban kimsesizim dedi. Kurban olduğum şu ayağımın dartını verdin yalanızdan. Peki bu adam işsiz güçsüz sokaklarda yatan bir adam mı? Sokaklarda neyim için bak bir hayır. Dakika. Yoksa bir fabrikada çalışıyor muydu? Fabrikada çalışıyordu. Çaycıymışmış orada. Tamam olabilir. Çaycıymışmış dediğine. Orada arkadaşlarına şöyle oldu. Bana dedi ki ben dedi karalacağım. Sabaha kadar benden telefonu aldı. Sabaha kadar benim tuşlu telefonundan telefon etti. Ayrı yattı. Kime? O karıyla. Adam ayrı yattı benden. Ayrı yattı. Ondan sonra dedi ki gitmeden önce bir dakika, seninle sen... tanıştığında siz aynı evde mi yaşamaya başladınız? Tanıştı, ondan sonra diyeyim, 3 ay, 4 ay gitti benden, ayrıldı.
Gizli gizli mi buluşuyordunuz? Bir dakika bir şey diyeceğim. Ama dur ben de ben. Şimdi tanıştın da sonra gizli gizli mi buluşmaya başladınız? Yine. Şimdi benimle tanıştı. 3 ay 4 ay gitti. Gelmedi dedi ki ben dedi şeye gideyim dedi. İmtihana gideyim dedi. Ondan sonra bir de baktım hoş oldu bir şey oldu yolda geliyor. Ben dedi seni tanıyan dedi adamım dedi. Kimsin dedim. Ben dedi Mustafa Korkmaz'ım dedi. Seni sevdiğim dedi. Bana yoldan beni aldı yine evine götürdü. Benim bir arkadaşım vardı. O da keskinliydi. Onu da bir ay evine götürdü. Gezdirdi getirdi. Ondan sonra bana nikah yaptı. Aynı boşuyor. He, aynı boşuyor. Hangi arkadaşındı o? Aynı arkadaşım benim o da keskinliydi. Senin yaşıtlarında mı? İyi. Senin yaşıtlarında mıydı? O da mıydı? Benden küçük 30 yaşında ne? Vallahi onu da götürdü. Babalığı çekeyim tamam. Beni. Yani 30 yaşında başka biriyle de arkadaşlığı oldu. Ondan sonra beni ondan sonra... ...ki kızıyla bana kumpas kurdular babalığı diyor. Babalığı çekeyim kızıma haber yok. Ağır yalanırsam. Gözlü geldim gözlü gideyim. İki ayağımı sakat. Beni kandırdılar. Yalan tehdit kızım, de baskıyla kızıma beni... Kızıma haberi yok. Kızıma haberi yok. Senin, yalan yavrum. Senin kızınla Mustafa ve sen aynı evde yaşadınız mı? Yani bak hani benim ondan sonra eve gelir giderdi kız. Aynı yerde Ankara'ya bu geldi. Beni attı. Ankara'dan kızı ev tuttu. Ankara'dan ev tutucu bu geldi. Yumurta getirdi. Kapılarda kalmış soğukta. Gece yarısı geldi. Gece yarısı geldi. Kız dedi ki ana da alalım dedi. Yazdık dedi. Doğmuş dedi. Leyla abi dedi beni al. Doğdum ben dedi. Ben şeylerde yattım dedi. Araba duraklarında dedi. Terminallarda dedi. Ben koymadım, o gün koymadım. Ama diyor ki bana tehdit ve zorla diyor nikah masasına oturdu. Babalığını çekeyim ya, bunu anlamıyorum. Yavrum, camiden gitti, 2-3 tane adam topladı. O adamları getirdi, nikah kıydırdı. Zorla kimse kimseye nikah yapamaz Esrem. Canımı yürüm, karı dedi ki... Ya ben ona zaten bakalım, asla inanmıyorum. Konuştuğu karı dedi ki, bir gittiği gün. Ben dedi kocan elinden aldım dedi. Benim düğünüme gel dedi Mustafa Korkmaz, düğünüme. Boşanmam, benim kocam gelecek. Evet, yanımda İpek Bey var, kuaför İpek Bey'i, kırklarında Aytan Hanım'ı ve Mustafa Korkmaz'ı çok iyi tanıyan. Ama ben İpek Bey'e mikrofonu uzatmadan önce kısaca şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 3 günden beri biz Mustafa Korkmaz'dan görüşmek için Aksaray'ın Ulukışta köyüne gelmiştik. Mustafa Bey bizden aslında görüşmek istemedi çünkü 3 yıldan beri eşi, 60 yaşındaki eşi Aytan Korkmaz'dan görüşmüyorlardı. Ama nedense 3 gün boyunca bizi Ulukışta köyünde tarlalarda köşe kapmaca oynattı ve bizden yine kendisi kaçtı. Peki şu anda Özkan İpek Bey yanımızda, İpek Bey de, Dede Bey bu... de sürekli kardeşim yayına çıksın, kardeşim yayına çıksın hakkındaki iddiaları cevaplasın diyordu. Biz zaten köye ilk geldiğimizde Dede Bey de bunu istiyordu. Diğer abileriyle görüştüğümüzde evet dedi, eğer benim kardeşim böyle bir yaşadı ve böyle bir şey yaşadıysa ki bu olay içinde tehdit de varsa çıksın her şeyi anlatsın. Bu olay çözülsün ve Aytan Hanım'dan da boşasınlar. Çünkü ailesi de bu olayı hiç anlamıyorlardı. Çünkü aralarında 22 yaş fark var ve ailenin hiçbir ferdi de bu evliliği bilmiyor. Hemen aslında kısa şunu söyleyeyim. Dede Bey'in bir anlattığı olay vardı ki telefona bağlanıp bunu bize söylemişti. Ben kardeşim bana fotoğraf gönderdiğinde evlendim dediğinde Aytan Hanım kızı ve torununun resmini gönderiyor. Ben Aytan Hanım'ın kızının kardeşime eş olduğunu ve yanlarındaki küçük çocuğu da onların çocuğu olduğunu, Aytan Hanım'ı da kaynanası olduğunu zannediyorum diyor. Çünkü ailenin hiçbir ferdi bu olayı bilmiyor. Zaten tasvip de etmiyorlar. Kendileri ne kadar görüşsün dediyse de bize her gün randevu verildi. Biz ne zaman gittiysek 3 gün içerisinde 3 gün boyunca tarlalarda köşe kapmaca oynadık. 3 yıl Aytan Hanım'dan uzaklaşıyor. 3 günde bizi burada köşe kapmacayla Ulukışta köyünde kendisini yakalayamadık. Peki yanında kuaför İpek var ve İpek Bey var. Bu İpek Bey'in Aytan Hanım için önemi nedir? Ben Aytan Hanım'ın yıllardır hayatındayım. Önce şunu sormak istiyorum. İpek Bey elinizdeki termos nedir? Aytan Hanım'ın termosu mu? Olay burada başladı. Ya termosu açmasaydı bu termosu bir şey yoktu. Siz açın şu termosu. Bunu ben açamam. Aytan ablayla aram bozulur. Bunu sadece Mustafa abi açabiliyor. Bu termos, o termos. Peki İpek Bey, siz Aytan Hanım'ın hayatında yani nasıl konumlandınız? Hani onun evlilik sürecini biliyor musunuz? Aytan Hanım size derdini anlatır mı? Evet, evet. Aytan Hanım'ı 2014 yılından beridir tanıyorum. Yani bakabilirsin kız arkadaşım. Ondan sonra tanıyor. Ondan sonra kız arkadaşım. Her şeyi bilirim Aytan ablanın. Aytan ablayla ben ilgilenirim genelde. Yani eksiğine elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ondan
Ondan sonra Ayten abla durumu dediğim gibi daha önceden size bağlanmıştım. Daha bu açmıştım konuları. Yani Mustafa abiyle 4 yıl evli kaldılar. Ayten abla. Ayten abla evliyken bunlar tanışıyorlar. Bu termosla dediğim gibi başlıyor her şey. Ondan sonra termosla başladıktan sonra bu olay... Bir yıl görüşüyorlar gizli saklı. Yani bu Ayten ablanın yaptığı da doğru bir şey değil. Tabii burada da. Yani bunu da artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra eşinden ayrıldıktan sonra... Ayten ablayla Mustafa Bey, yani erişteniz oluyor nihayetinde. Ayten Hanım'ın hayat arkadaşı Mustafa Bey'le bir araya geliyor muydunuz? Ya ben hani uzaktan tanırım Mustafa abiyi ama yani görürüm buralarda. Burada Kırıkkale küçük bir yer. Sürekli yani Mustafa abiyi görürdüm. Ayten abla zaten sürekli gelir gider. Kızla ona kez daha sürekli görüşürüm. Yani dediğim gibi Ayten abla bir yıl ev görüştüler. Ya bir yıl aynı evde kalıyorlar. Tamam. Ayten bu ayrı olduğu süre içerisinde Ayten Hanım sizden Mustafa Bey'e ulaşmanızı istedi mi? Evet, ben çok uğraştım. Mustafa abiye ulaşmak için çok uğraştım. Beni her yerden engelledi. Beni de aynı şekilde. İstemiyorum, beni de rahatsız etme. Ondan sonra sen de yani bana da böyle yani tehditlerde de bulundu Mustafa abi son zamanlarda da gene. Size yani şöyle bir cümle Mustafa kurdu mu, yayında kurdu. Ben Ayten'e boşanma davası açtım dedi. Siz arıyorsunuz ya hani bak karım burada mağdur Mustafa gel diye. Ya ben boşanma davası açtım, boşanacağım dedi mi size? Yok, bana öyle bir şey demedi. Yani boşanmak istiyorum falan demedi. Yani sadece ben istemiyorum, beni rahatsız etmeyin. Bak sizden şikayetçi olacağım diye bana sürekli... Dedi yani bunu sürekli böyle. Peki teşekkür ediyorum. Birkaç işte dakika sonra... bekleteceğim. Ayten teyze, sizin oradaki kuaför İpek. Sen herhalde dükkana gelip gidiyorsun. Mustafa'yı da arattığın geleyim. Kişi. Çok iyi bir adam. Çok insan. Ben şimdiden sonra galiba Mustafa Korma'da attım boşanacağım. Aa. Gelsin buraya. Gelsin boşanacağım. Gelsin buraya konuşalım boşanalım. İş bitti. Dün boşanmayacağım diyordun. Yani boşanacağım. Gelsin. Çekmeye değer mi bu derdiye, hırslanmaya? Gelsin boşanacağım. Tek celsede anlaşmalı. Tek çare boşanacağım. Benim dediklerim versin boşanacağım. Benim hakkımı versin. Ayda 1 milyar nefaka. Ondan sonra 30 milyar da tazminat. Ben boşanacağım. Gelsin gönüllü boşanayım. İstemiyorum artık. Ben bittim. Usandım. Ben bundan bana koca olmaz. Bitti. Olmaz bana bundan koca. Olsaydı zamanında beni kardeşin ağrına düşüp de atmazdı. Çok pişmanım. Boşanmadığıma pişmanım. Atsın boşanacağım. Gönüllü geçsin. Boşanmadığına pişman olma. Sen bununla evlendiğine pişman ol bence. Pişmanım. Çok pişmanım. Adam sandım adam diye demiş. Esra ben boşanacağım canım. Geçsin. Anlaca geçelim. Boşanacağım. O ben istemese ben de onu istemeyeyim. Geçsin buraya yüzleşelim. Geçsin bir şeysin istemeyeyim. Geçsin burayı. Onun gelmesini isteyeyim canım. Ben boşanacağım. Bir şeysin istemeyeyim. Şimdi hani ben gelmiyorum. Boşanma davamı açtım. Zaten devam eden bir boşanma davası. Yok, gelsin buraya gelecek o. Davamız var. Ya bu süreç yalan, böyle ilerleyecek yalan, diye yalan. Biri yok. Mustafa Korkmaz ortada yok. Ben ondan o gelsin boşanacağım. Ayten her şey teyzeciğim, bitti. Ben gerçekten elimden geleni yaptım. 3 gün yavrum, Kırıkkale'de miydi? Başka bir şehirdeydi o. Özkan... Ondan daha insan olmaz. Gelsin. Ya tamam anladım ben seni de. Orada yattık kalktık da Mustafa yok. O bulunduğu yeri de sanırım terk etmiş. Yok Mustafa. Mustafa kaçıyor. Nereye gitmiş? Bilmiyorum ki. Yani benim artık yapabileceğim bir şey yok. Ama benim seninle ilgili yapabileceğim şey... ...senin bulunduğun yerden işte... ...nereden boşanma davası açarsın? Bir nafaka açmaz talebi... Açmaz anam yalan yalan. Ne bakar sen açacaksın. Sen açacaksın. Ben açmam. Kendi atsın. Ben açmam. Kendi atsın. O ben da açmıyor. Açayım. Benim elimde yok, ağzımda yok. Ekmeği çöplüklerden topluyorum. Benim kızım bakmıyor, oğlum bakmıyor. Ayten... Ortada kaldım ben ne yapayım daha, nereye gideyim ben? Boşanmadan da nafaka talep edebilirsiniz Ayten Hanım. Biz sana öğreteceğiz. Boşanmadan, ben boşanmıyorum ama kocam kaçtı, nerede olduğunu da bilmiyorum diyerek onun merdivisi... Ben açmam, kendi açsın, ben nasıl açayım? Benim işte elimde yok, ben açamam, kendi açsın. Gerçekten ben hayatta. Ben istemiyorum, gelmesin, ben boşanmam. Birbirlerinin ruh ikizini bulmuşlar. Ama Mustafa Bey de şu iddiada bulunmuştu. Ben tehdit ediliyorum. Tehditle şantajla nikah masasını oturdum diyen de birisi var. Boşansın, bu iddiasını da ispatlaması lazım. Ya da gidip yargı mercileri önünde bu evliliği iptal etmesi lazım. İstemiyorum canım.
Canım. Beni boşalt, kurtar beni şundan. Ne aletten kurtar. Aşkım ben seni kurtarmak isterim de. İstemem gaynım. Ben seni kurtarmak istiyorum. Ben 60 yaşında diyen adamdan bana koca olmaz almayadı filan mı dayadım ben ona? Anneciğim ben seni... Almayadı Esra'cığım canım. Abi vallahi konuşamıyorum yemin olsun. Ben ne yapayım, bir şey yok benim. Dur, ben seni kurtarmak için... Ben ekmek param boşanma... yok, ben ortada hayır. kaldım. Ben nerede duracağım? Kız komuyor, oğlan komuyor, ortada kaldım. Ben yerlerde şu ayakkabılara baksana, eller verdi, ayağım olmuyor, zıktırıyor ayaklarımı. Tamam, 3 yıldır nasıl yaşıyorsun? 3 yıldır nerede yaşıyorsun? 3 yıldır gelmiyor. Madem tamam, Mustafa gelmiyor da o 3 yıl Mustafa gelmediğinde nasıl yaşadın? Bak hele, şimdi kızımın evi ya, kızım mecbur değil beni komuya. Haklısın da kızım da bir yuva kuruyor, benim de kendi evim değil de ben kızım kaç gün bakar bana. Benim ama ortada kaldım şimdi ben. Kızın Kader de telefon hattındaymış. Kader merhaba. Alo. Kader Hanım hoş geldiniz yayına. Alo hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ben birkaç gündür bağlanmak istiyordum da sizin başka bir yayınlarınız vardı, uzun sürüyordu. O yüzden evet. bağlanamadım. Ben aslında yani bağlama amacım yani annem oraya gitmedi dedim ama yani annemin eşi Mustafa Korkmaz bana da iftira attığı için ben o yüzden bağlamak istedim. Hı hı. Yani haklıyken burada annem çıktığı için ben de haksız duruma düştüm. Size Mustafa Korkmaz'ın attığı iftira neydi, hatırlatır mısınız? Ben biliyorum da seyircilerimiz Esra, hatırlatın. Tabii ki Esra Hanım, siz de biliyorsunuz. Şimdi annesinin önceden kızıyla görüşüyordum dedi. Annesini yamadı bana dedi. Öyle bir şey yok asla. Hı hı. Yok. Yani annem... Yani ben bugün işten geldim, çalışıyordum. Otobüs ton seslik yapıyordum ben. Yoldan geldim. Babam o zaman hayattaydı. Annemle evlilikleri vardı. Babamla annemin. Ben yoldan geldim. Babam dedi ki ben dedi annemden ayrılacağım kızım dedi. Baba niye dedim. Ben annemle o gün birbirime de girdim. Annem dedi birisiyle tanışmış dedi. Benden boşanacakmış dedi. Yani bu işi bitirmek istiyor dedi. Ben annemle birbirime girdim. Yani çok kötü olduk. Ben o zaman öğrendim annemin hayatında birisi olduğunu. Kızım, peki sonraki yok. Süreçte Mustafa Korkmaz'la hiç bir araya geldiniz mi? Tanışıklığınız var mı? Annem babamı bıraktı, daha boşanamamışlardı. Adamın evinde nikahsız yaşamaya başladı. Yani Mustafa ile annem beraber yaşıyorlar. Ev kimin, evet, yaşadıkları? Aynen. Bu iş yani 4 seneyi geçti, 5 seneyi buldu. 1 sene evlilikleri sürdü. Hayır, annenin beraber Mustafa ile yaşadığı ev kime ait bir ev? Mustafa'yla annem, yani şimdi annem... Kirada oturuyordu, Mustafa'nın kirada oturduğu eve gitti annem. Heh, tamam. Kirada oturduğu eve gitti. Sonra bunlar 1 sene orada oturdular. Yani orada burada birkaç ev değiştirdiler. Oturdular kirada falan. Sonra annem bu bıraktı. Ben Ankara'da kendime bir ev tutmuştum. Ankara'da annemi yanıma aldım. Anneme bakmaya başladım. Sonra adam annemle tekrar barıştı. Şimdi Kader bir araya girmek istiyorum. Şimdi sen onun evladısın. Annen 27 yıllık eşini yani sizlerin babasını sokakta işte bir parkta çay içerken işte termos kapağı açarken tanıştık diyor. Sonra böyle bir ilişki başladığında sen Mustafa'yı gördüğünde yani Mustafa'nın yaşı genç, annenin durumu ortada. Ya senin benim annemden menfaatin nedir? Sen nasıl benim annemle ev... Ya senin annenle neden evlendiğini ben çözemiyorum. Ben o adamla çok kızgındım zaten. Yani adam iyi bir insan değildi Esra Hanım. Annemin telefondan, annemin bayan arkadaşlarının, komşularının telefonlarını alıp da onlarla mesajlaşıp yani irtibat kurmaya çalışan bir adamdı. Adam, annenle niye evlendi? Annemle, annemi de öyle sandı. Yani adam her... Yani bu adamı. Hayat... Annemi de öyle sandı. Yanlış anlaşılmasın. Kullanıp atabileceğini sandı. Evet. Ama annem de dedi, annem de 27 senelik evine bıraktı. Bizleri de çiğneyince adam adam da yani evlenmek zorunda kaldı aslında. Yani zorunda mı kaldı? Yani yani kimse kimseyi zorla evlendiremez değil mi? Ama silah dayanılmadı adamın. Yani adam annem evleneceğiz diyordu. Ben inanmıyordum. Sonra annem bana bir gün telefonda konuştuk. Ben evlendim dedi. Hatta annemin evine gittim. Bana nikah cüzdanı falan gösterdi. İnanamadım. Ben beklemiyordum pek adamdan. Kızım ama... haber bile yok. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.